2 bardak süt kullanacağım katmerime. 2 bardak da su. Sucumu şöyle koyuyorum. Ve ısıtmama da gerek yok aslında. Çaydanlıkta sıcak suyum var. Süde tam gelir bu sıcaklık. 2 bardak süt döktüm. 2 bardak da su koyuyorum. Çaydanlıktan sıcak su. Suyun sıcaklığı dengelenecek. Evet. 2 su, 2 de süt oldu. Sütümü, suyumu koydum. 2 bardak süt, 2 bardak su ve yaş mayamı koyuyorum. Kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve kaşık alıp karıştırıyorum. Mayayı eriteceğim. Çok az da şeker koyacağım. Bir kaşık kadar da şeker koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Maya eridikten sonra tutacağım kaba koyacağım sütümü. Sıvı yağımı katacağım. Tuzunu vereceğim. Ununu katıp güzel bir hamur tutacağım. Yalnız yumurtalarımın da sarılarının üzerine akını içine koyacağım. Ziyan etmeyeceğiz yani aklarını. Maya eridi. Hamur tutacağım. Kaba koyuyorum. Şöyle sıvı yağımı da katıyorum. Yumurtalarımı da kırdım. Yumurtalarımı sarıların üzerine süreceğim katmerlerimin. Akını da içine katıyorum. Ziyan etmiyoruz. Şöyle karıştırıyorum. Tuzumu da vereceğim. Tüm sıvı malzemeleri hepsi konmuş olacak. En son ununu katacağım. Şöyle bir kaşık da tuz veriyorum. Karıştırıyorum. Tuzum eridi. Ununu veriyorum. Unum da Bim'den. Efsane un. Bugün onu kullanıyorum. Malzemelerini kattım. 2 bardak süt, 2 bardak su, 1 kaşık tuz, 1 şeker kaşığı şeker, 2 tane yumurta akı koydum. Ve benim içim rahat etmediği için torunlarımı da çağırdım. Bu malzeme de onlara yetmez. Oğlum da gelecek. Kızım torunumu da çağırdım. Onun için ben daha biraz ilave yapıyorum. Yani 1 bardak süt, 1 bardak da su koydum buraya. 3'er bardak oldu benim katmer hamurum. Yani 3 süt, 3 su oldu. Benim her zaman son anda bir değişiklikler olduğu gibi bunda da oldu. Torunlarım yemeden, çocuklarım yemeden içim rahat etmiyor. Hamuru çoğalttım. Unumu ekliyorum. Unumu döküyorum. Her zamanki gibi göz kararı. Anlıyoruz. Ne kadar yetip yetmeyeceğini şöyle biraz koyup yoğurmaya başlıyorum. Ellerimi yıkadım her zamanki gibi. Bismillah diyerek başlıyorum yoğurmaya. Bu kapa gelirse daha büyük kaba geçebilirim. Az diye başladım. Çoğalttım hamuru. Biz Trakyalılar kızanlarımız deriz. Kızan deriz çocuklarımıza. Kızanlarımız yemeden rahat etmeyiz. Ben de kızanlarımı çağırdım. Kızımı çağırdım. Torunlarıma. Oğlumu. Hepsi gelsin.
annesinin katmerlerini yesinler. Annesi de rahat etsin yüreği. Hayatta kendim için bir şey yapıp pişirip yememişimdir. Böyle cıvıkken biraz karıştıralım hamuru. Tüm malzemeler güzel karışsın. Onu da ekleyeceğim. Daha fazla. Hatta bu kabı değiştirebilirim. Daha büyük kaba dökebilirim bunu. Rahatla hamuru tutalım. Evet, hamuru tutacağım. Kabı da değiştirdim. Hamur çok olacağı için. Unumu katıyorum. Son anda değişiklikler bende çok olur. Az bir şey de hayatta yapamadığım gibi bunu da yapamadım. Katmeri ben mayasız da yapıyorum. O da güzel oluyor. Tuzlu, sıvı yağıyla. Bunu da çocuklar sevdi. Bunu da yapıyorum. Bunu fırında pişiriyorum. Daha un ekleyeceğim. Çocuklar gelene kadar hamuru tutayım. Torunlarım gelene kadar. Dinlensin hamurum. Tekrar un ilavesi yaptım. Hamurumu yoğuruyorum. Bu kaba değiştirmem iyi oldu. Ötekinde hiç olmazdı. Bu yoğurma işlemi. Hamurum toplandı. Bir hamur oldu. Hamurum oldu. Gayet de güzel oldu. Kapağını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Unum da 2 kiloydu. Şöyle çok az kaldı. Yani un ölçüsünü hiçbir zaman vermemiştim. Bugün veriyorum. Yani 3 bardak su, 3 bardak da süt koydum. 6 bardak. 6 bardağı da 2 kilo un gitti. Unun ölçüsünde ilk defa tutturmuş olduk. Hamurumu tuttum mister gibi şöyle güzelce üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bezle örtüyorum. Mayalı olduğu için şöyle güzelce kabarsın hamur. Ben de torunlarımı beklemeye balkona çıkıyorum. Torunlar geliyor. Ben de şu kaktüsleri buradan kaldırıyorum. Ufak olana zarar vermesin. Yamacım bilmiyor. Eline atar. Alıyorum onları. Öteki odaya götürüyorum. Onlara göre evi düzenliyorum. Yapacak bir şey yok. Buraya erişemeyeceği bir yere koyuyorum. Yamacımın. Bunu da alıyorum. Onun için tehlikeli olacak her şeyi topluyorum.
Şöyle ortalara koyalım. Eremesin yamacım. Kendime özel şöyle bir Türk kahvesi koydum, makineye yapıyorum. Katmer hamurumu da tuttum. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Her yer pırıl pırıl. Torunlarımı bekliyorum. Cennet kafeme çıkacağım. Şöyle balkonumda hem kahvemi içeceğim hem de torunlarım gelecek. Onları bekleyeceğim. Torunlarımdan önce evim, torunlarımdan sonra evim yapabilirim bugün. Ama sağ olsunlar, dağıtsınlar anneannesini. Anneannesi onların dağıtmasına da razı. Canım yavrularım benim. Hamurum da kabarıyor. Günlük işlere devam yani. Şöyle bir ufak fincan kahve yapalım. Hava güzelken çıkıp bir Türk kahvesi içelim. O da şansımız artık. Kime oluyor, kime olmuyor, yapacak bir şey yok. İdare eder. Yine çok doldurdum giderken, dökmem inşallah. Kahvemi alıyorum. Cennetime gidiyorum. Kahvemle gidiyorum. Torunlarımdan önce, torunlarımdan sonra yapalım. Bugün ilk defa. Daha geldikleri gibi 5 dakika sürmüyor. Evin altını üstüne getiriyorlar. Ama canlarım benim. Burada kapatıyorum. Ben bunu dökmeden zor götüreceğim. Çok doldurmuşum. Kahvemi aldım. Cennet kafeme çıktım. Şöyle torunlarımı gözetiyorum. Buradan gelecekler köşeden. Orada yol ayrımı var. Kızımın evi orada. Bunlar gelene de ben bir kahve içerim. Evet, torunlardan önce, torunlardan sonra demiştim. Ben torunlardan önce şu kırlentleri de topluyorum. Yerleri atıyor ufak olan. Hepsini dolaba kaldıracağım toplayıp kırlentlerimi. Evi tam yamaca göre ayarlayacağım ufak torunuma göre. Tüm kırlentleri toplayacağım. Burada dolabım var, dolaba kaldıracağım. Bir daha oynasın. Neyle oynarsa oynasın. Yerlere atıyor kırlentleri. Anneannesi de yıkamak zorunda kalıyor. Şöyle hepsini toplayıp kaldıralım. Onlar da çıktı. Geliyorlar neredeyse. Çıkacağım, onları bekleyeceğim. Şimdi kahvemi içtim. Gelmediler. Evet. Bunları dolaba götürüyorum, kırlentlerimin hepsini. Böyle boş bırakıyorum. Alıyorum kırlentlerimi. Burada benim yatak dolabım var. Bunlar misafirler için. Şöyle buraya koyuyorum. Yapacak bir şey yok. Bir daha yamaç oynasın istediğinle. İstediği gibi. Onlar gittikten sonra anneannesi yerine koyacak.
Dolapların çekmecelerini vuruyor, onlara da oklava takıyor kızım. Yani bütün evi ufak toruna göre ayarlıyoruz. Büyük olan aklı eriyor. Ufağın içermiyor. Daha ufak. Evet, kırlentlerimizi de koyduk. Şöyle kapatıyorum ve onları beklemeye balkona çıkıyorum. Evet, ev hazırlandı. Yamacıma göre hiçbir şey kalmadı. Ne kırlent kaldı. Hiçbir şey yok. Hepsini toparladı anneannesi. Kapıyı da kapatalım. Kombiyi açtım. Onlar geliyor diye. Hava iyi ama olsun. Üşümesinler. Onları gözetliyorum. Şimdiler de gelecekler. Oradan çıkacak torunlar. Akşam saati zaten daha da güzel hareketleniyor. Böyle cıvıl cıvıl oluyor. Evet, torunlarımı gördüm. Yaklaşıyorlar. Canlarım benim, canım yavrularım, anneannem. Mucizem. Yaşama sebeplerim onlar benim. Birkaç gündür ufaklığı da göremedim. Hastaydı da yeni yeni iyileşiyorlar. İkisi de hasta. Anneannem, Gulemim. Yamaç. Gulem de koşmaya bak anneannesine. Ben gidiyorum, kapıları açalım. Sorunlarıma. Anneanne hazırladı onlara. Evi tamamen istediği gibi oynasınlar. Karanlık. Koşa koşa geliyor bu ulan. Anneanne. Önce Buğle'nin koşa koşa geliyor bak. Anneannesine. Oh yavrum benim. Canım benim. Gel anneannem çıkaralım ayakkabı. Sen kendin çıkarabiliyor musun? Evet. Oo, iyice büyümüş benim evladım. Anneannem benim. Heh, al içeri anneannem. Annen arkada mı? Bak ayakkabılarını da nereye koyuyor. Bak nasıl terbiyeli, nasıl. Dur onları alalım anneannem oradan böyle. Yer açalım senin. Koy şimdi. Evet. Montunu da çıkarabileceğim yardım edeyim anneannem. Bak montunu da çıkardı. Gel ben alayım. Şöyle asalım. Aman anneannesi. Çipi çipi baba baba yubi bu. Baba baba yöne vene 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 bum bum bum. Evet yamacım geldi.
ortalığı karıştırmaya başladı anneannesinde. Evet, zarar bir. Bak, baka baka yapıyor. Bak, bak. Yamaç, yapma anneannem, yapma. Ben de kızımla şöyle bir kahve içebilirsek kahve yapıyorum. Yamaç bize izin verirse. Ne yapacak? Yamaçtan fırsat bulursak. Hamurum da kabardı. Hamuru da açmak zorundayız. Kahve içtiğim gibi hamurun başına geleceğim. Çok da güzel hamur olmuş. Biraz daha durabilir. Bir kahve içme kadar. Kızım beni bekliyor. Hazırda. Kahveler olsun. Annesi işte o gelene kadar bir tane. Ama kızımla da içeceğim. Anne kız kahvesi. Yamaç izin verirse tabii olacak bu iş. Şansına köpüklü oldun Eşko. Benimki önemli değil, az önce içtim. Kahveleri alabilirsin, kahveler oldu. Kahvelerimizi alıp Cennet Kafe'ye gidiyoruz. Evet. Kahvemizi aldık kızımla. Cennet Kafe'ye çıktık. Mucizem uyumuş. Biraz keyifsiz oda bak. Ah anneannem benim. Yamacım ayakta. Ufak olan daha hastaydı. O iyileşti biraz. Şimdi bu uleme geçti herhalde virüs. Katmerlerimi pırasada kavuruyorum. Pırasalı da yapacağım birazını. Sade birazını da pırasalı yapacağım. Pırasaları da sonradan ekledim katmerlere. Katmerim için şöyle pırasaları doğradım. Kavuruyorum. Pırasalı yapalım. Birazını da pırasasız yapalım. Burada da mevzanem, oklavam, bir taraftan da hamurumu açmaya başlıyorum. Oh maşallah, hamura bak. Katmer hamurumu açıyorum. Bir ilen hamur olmuş. Harika bir şekilde kabarmış. Oklava ile mevzanemi, unumu aldım. Açmaya başlıyorum. Hamurumu böyle unla biraz toparladım. Kesiyorum. Ama bu güzel olmuş. İnşallah katmerler de güzel olur. Baharatlarını katıyoruz. Bir şeker kaşığı. Pul biber biraz daha olabilir. Kızım acı sevdiği için biraz fazla ilave etti. Karabiber. Tamam. Tuzunu. Bence yeter. Yeter. Evet bu kadar baharatları da.
Tamam. Olmuştur burası da. Ben de burada hamurlarımı şöyle yuvarlıyorum. Katmer hamurlarımı bir taraftan. Açımına başlayacağım. Katmerim için şöyle bir paket margarin koydum. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Burada da pırasaları kavruyorum. Hazır. Bir taraftan da hamurlarını açmaya başladım. Katmerlerimi açmaya başladım. İlk büyük olarak açıyoruz. Daha sonra keseceğim hamurları. Eriyen margarinime bir çay bardağı da sıvı yağ kattım ve ocağı kapatıyorum. Yağı erittikten sonra biraz şöyle alevini alıyorum ve katmerimin üzerine serpiştiriyorum. Fırçayla uğraşmak istemedik. Eski usul. Hayır. Hayır. Ama kalan yerleri de fırçayla süreceğiz. Anlaşıldı. Yağ sürme işlemi bitti. Kesimine geçtim katmerimi. Şöyle genişlikte keseceğim. Yamacım da bir taraftan annesinin yanında zarar peşinde. Kesimini yaptık. Katlama işlemine geçiyoruz. Şöyle. Bu katmerin de püf noktası burası. Böyle katlıyoruz. Ve yağ dışarı akmaması için tam ters tarafından koyup tekrar katlıyoruz böyle. Katlamaya devam. Bu yanlar hep içe gelecek katlarken bak. Aynen bu şekil. Kat kat olma sebebi de bu. Püskül püskül oluyor. Gene böyle iç tarafa koydum. İç kenarlardan yağ akmıyor böyle yaptığınız zaman. Ufak parçayı aldım. Şöyle bu hamurun üstüne de koyabiliriz. Ve son katı katlıyorum. Evet. Aynen bu şekil katlama işlemi. Birinci hamurumuz oldu. Bir tane daha yapıp hamurlardan fırına atacağım. Katmerim bir taraftan da pişsin istiyorum. Hamurlarımı da buraya koydum. Şöyle üzerlerini örttüm. Yağsını çekecek bir taraftan.
Ben de bir taraftan ikinci katmerimi yapıyorum. İkinci hamuru da başladım açmaya. Birincisini yaptık. Burada hazırladım. O şekil duruyor. İki hamur birden atacağım fırına. İkişer ikişer pişireceğim. Mayalı olunca da hamur kolay açılıyor. Zorlanmadan açılıyor. İkinci katmerimin de kesimini yapıyorum. Ve şöyle kıvırıyoruz. Yamaçta bir taraftan tadilatta torunum. Böyle hep iç tarafa gelecek gibi. Bu yağ akmaması için hep içine koyuyoruz o kesim yerine. Son hamurumuz. Bunu da böyle. Evet. Aynen bu şekilde yapıyoruz. Ve açıyoruz. Katmerimi bu şekilde açıyorum. Fazla da bastırmadan şöyle. Üstüne yumurta sarısını süreceğim. Fırına vereceğim. Bunlar sade olacak. Daha sonra pırasalı yapacağım. Evet, bu kadar. Yumurta sarılarını şöyle çırpıyorum. İçine de biraz sıvı yağ koydum. Katmerlerimin üzerine sürüyorum. Böyle kaşıkla alıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağlandı. Fırına veriyorum. İki tanesi pişerken ben pırasalı yapacağım. Şöyle fırınımı açıyorum. Katmerlerimi fırına verdim. Pırasalı yapacağım. Pırasayı alıyorum. Buraya getiriyorum. İki tanesi de pırasalı olsun. Evet, bu hamuru da kızım açtı. İlk önce kesimini. Önce yağlı mı? Yok son. Aa, yağ yağ. Annen unuttu gene. İlk önce yağ. Yamaç. Anam 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 yamaç. Dur anne annem yan yan cız 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 gel. Cız 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 cız. Gel anne annem gel 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 gel. Nerede zarar orada o be. Yamaç. Anneannem. Ay yavrum benim yavrum. Ya her yerine de olmasa da o zaten katlanırken her yeri yağlanmış oluyor. Kat kat oluyor ya. Hepten hani uğraşma o kadar. Her yerine. Şöyle kesiyoruz. Yamaç, gel buraya anneannem, gel gel gel, hatta gidelim, gel gel gel, gel gel gel,
gel oyuncaklara gidelim, gel. Gel buraya, gel. Gel bakalım, bak çizgi film de açık burada anneannem. Oyuncaklar da burada be anneannem, sen oynasana. Sen niye zarar peşindesin? He? Bak bak düdütlere bak. An düdüt, an düdüt yamaç, an düdüt. An düdüt anneannem. Yanında insan olsun istiyor o da. Burada kimse. Geldim. Burada da torunum. He. Söyle. Sen koy. Elle koy be kızım. Zaten elle atıyoruz. Temiz yıkadık ellerimiz. Evet. Bu kat nerede? Pırasalı olacak. Gene yamaç geldi. Anneannesinin belası bu. Bugün katmer yaptırmayacak bize. Bak. Burada katmerli olsun. Bunu ilk defa yapıyorum böyle katmerli. Pırasa. Yeter herhalde. Çıkacak ya şimdi katlanın diğer katında olmuş olacak. Bak benim elimi tutuyor salona, ben götüreymişim onu. Bak. Bak bak. Dur anneni çekeceğim katmeri, dur. Yamacığım dur anneannem, geleceğim. Geleceğim. Anladın değil mi Neşko? Anne. Bak. Anladım. Aynen bu şekil. Pırası. Yağ içeride kalıyor. Yağ içeride kalıyor, dışarı akmayın. Pırası. Ama bu küçük oldu. Olsun onu da üstüne vereyim. Hiç fark etmez. Ha öyle. Tamam. Bir tane daha pırasalı oldu. Buradan bir yağmur daha. Katmer yapımını kızıma bıraktım. Ben de yamacı aldım, salona geldi. Ben yanındayken burada oynuyor. Ne kadar duracak bakalım. İki kişi orada olduk mu durmuyor burada. Anneannesinin canları. Heh. Damadım geldi. Bakıyorum. Merlerimin kabarmasına bakın. Mis gibi oldular. Evet. Kızım bana yardım ediyor. İkinci hamuru, üçüncü hamuru oldu. Açıyoruz ilk ikiyi yalnız ben. Kızım büyük büyük kesiyor. Olsun olsun, büyük kes. Büyük. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bunlar pırasalı oluyor. Peynir de konur. Ne istersen onu yap. Kıymalı yap. Kıymalı da güzel olur. Kıymalı da güzel olur bu. İçinde çıkacak. Annen de azamı tutmamış dünyanın hamurunu. Bunlar 5 saat geçiyoruz. Şöyle katlıyoruz. Hep içe gelecek gibi. Ek yerleri. İlk önce yağladı. Kızım sonra pırasasını koydu. Sade de yaptık ilk ikisini. Bunlar da pırasalı. Çıkacak. Çıksın çıksın, o kadar önemli değil. Tamam. Buradan tekrar hamur veriyoruz. Katmerlerim kızarmaya başladı. Kabardı. Harika. Kıyır kıyır katmerler. Evet, nar gibi kızardı katmerlerim. Bunları çıkaracağım. Pırasalı olanları koyacağım. Çayı da demledim. Bir taraftan yensin, bir taraftan yapılmaya devam. Katmerlerim pişti. Burada da pırasalıları koydum. Pırasalılar pişiyor. Sıcak sıcak şöyle çay da demlendi mis gibi.
çayım oldu. Çayımı döküyorum. Damadıma özel ilk katmerler pişti. Daha sonra oğlum gelecek. Hepsi sıcak sıcak yesin. Eşim gelecek. Sırayla en son kızımla biz herhalde. Evet, çayımı da aldım. Masaya getiriyorum. Katmerler oldu. Bir taraftan da kızım açmaya devam ediyor. İçini göstereceğim size kesip. Altı, üstü, nar gibi püskül püskül kat kat katmerler. En sonunda yamaç biraz uslandı. Anneannesinle burada. Televizyon seyrediyor. Kızım da katmerlerin yapımına devam ediyor. Anneannesi bakıyor. Damadım geldi. İlk katmerleri ona koydum. Ardından oğlum gelecek. Oğlum yiyecek. Daha sonra eşim gelecek. Sırayla hepsi sıcak sıcak gitsin. Bir taraftan pişecek, bir taraftan da yenecek. Buğlemim de uyudu, biraz rahatsız. Büyük torunu. Ufak olanlayım ben de yamacımla. Maşallahı var, yamacım hiç durmuyor. Yamaçla baş başayız. Torunumla. Bak nerede zarar oraya gidiyor. Bak o sehpaların üstüne binmek için gidiyor oraya bak. Kenara çektim. Bak. Binmesin diye. İlgisini de çek. O oyuncakları da çengatın altına atmak için oynuyor bak şimdi. Dolduruyor onları çengatların altına. Anneannesi de ondan sonra yerleri silerken tek tek çıkartıyor. İç çizgi film de ilgisini çekmiyor. Mutfakta kızımla birlikte katmerleri yapalım dedik. Yapamadık yamaçla. Birimiz bakacak, birimiz yapacak mecbur. Kızım da anne sen otur dinlen dedi. Yolladı beni buraya. O açıyor katmerleri. Bir taraftan çay keyfi, bir taraftan katmerler. Bugün ben rahattayım. Kızım yapıyor, ben de çay içeceğim. Damadım da yedi. Oğlum gelecek, oğlumu da doyuracağım. Torunumun eline de telefonu verdik. Bitti mi Neşkun? Heh, eline koluna sağlık. Kızım da katmerlerin yapımını bitirdi. Buzdolabına koyduk geri kalan hamurları. Alıp oradan pişireceğiz. Fırındakiler burada. Bunlar da kenarda bekliyor. Burada şöyle bir çay keyfi yapayım. Evet, eşim de geldi. Eşime de çay koyuyorum. Bunun katmerleri de pişti. Sıcak sıcak dediğim gibi hiç kimse beklemeden yesin. Evet. Çayını koydum. Katmerleri de pırasalı katmerlermiş gibi. Oğlum galiba sonra kalıyor. Oğlum gelecekti. O gecikti, işi çıktı. Eşimi hazırladım. Ve size içini göstereceğim pırasalı katmerin. Katmerimi kestim. Şöyle gösteriyorum. Püskül püskül katmerler. Altı, üstü, nar gibi kızardı.
Kimisi de fırında pişiyor. Yamacım da anneannesinin yanına geliyor. Geri kalan hamurlarım da dolapta. Onları da çıkarıp sırayla pişireceğim. Herkes sıcak sıcak yesin. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun diyorum. Bizlere de afiyet olsun. Oğlum da geldi. Yemeğini yedi. Oğlumu götürüyorum. Annesinin canları onlar. Sıcak sıcak katmerler hepsine sırayla pişirdik, doyurduk. Evet, oğlumu da geçirdi. Mutfağa toplamaya gidiyorum. Gecenin son kahveleri kızımla birlikte. Yorgunluk kahvesi içelim anne kız. Katmerlerden sonra. Şöyle ben kahvemi alıyorum. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Torunlarım gidiyor anneannesinden. Mucizem benim. Bay bay Bule. Hadi gene gelin. Yavrularım benim. Annesine, dedesi sevdi onları. Evlerine gidiyor artık herkes. Oğlumu getirdim. Kızım da torunlarıma gidiyor. Köşeyi dönene kadar arkalarından bakıyoruz işte. Gittiler herhalde ki. Gitti torunlarımız, tamam. Anneannesi de girsin artık, toplasın bakalım. Torunlarımı geçirdim. Gidiyorum evimi. Topluyor anneannesi onların arkasından. Her zaman olduğu gibi. Kırlentleri toplamıştım.
yerlerine koyuyoruz. Yavrularım benim. Anneannesinin canları onlar. Evet. Kaktüsleri de getirdik yerlerine. Toparladık. Mutfağı da toparladım. Bu kadar olacak. Alılar kaymış. Anneannesi onları da düzeltecek şimdi. Yamuk olmayacak. Evet. Bu kadar işte. Oyuncakları kızım topladı giderken. Anneannesi de kırlentleri topladı. Mutfağı topladı. Bitti. Bugünümüz de torunlarımla geçti. Çocuğum, damadım, kızım hepsi geldi annesine. Yemeklerini yediler, uğurladım hepsini. Burada kapatıyorum. Tüm videolarımı birleştirip sizlerle paylaşıyorum. Mutfağım da toplandı. Tepsilerimi yıkadım. İster gibi. İşler bitti. Evet, katmerleri tatma sırası bana geldi. Ben katmerimi sade olanı şöyle pudra şekeriyle kürt böreği gibi yiyorum. Çıtır çıtır çünkü aynı ona benziyor. Tek elle kesemeyeceğim. Duyuyorsunuz değil mi? Çıtırtıyı. Şöyle gösteriyorum. Çıtır çıtır bir katmer. Aynı kürt böreği lezzetinde. Böyle bandırıyorum ve yiyorum. Çayımı da koydum. Yeniden çay demledim kendime. Tepsilerimi de yıkadım. Fırınımı sildim. Evet, günün sonuna geldik. En son işte kendime özel katmerle bitiriyorum günü. Böyle bandırıyorum. Pudra şekeriyle de yiyebilirsiniz böyle sade olanı. Aynı kürt böreğine benziyor. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun diyorum.